Eğer bu video 1750 beğeni alırsa bir sonraki bölümde çift forvete dönüyoruz ve Radamel Falcao takıma geliyor. Çok istemiştiniz arkadaşlar, o yüzden herkes tam ekranı kapatıp videoya like atsın. Çünkü Fenerbahçeli, Beşiktaşlı ve Galatasaraylı oyuncu sayısını eşitliyorum mümkün olduğunca. Ve hepsi de yeterince olacak takımda, bunu merak etmeyin. Haydi bakalım, videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte süper güçte harika ötesi bir bölümle daha karşınızdayım. Bir sonraki bölümde iki transfer yapabiliriz. Birisi Falcao olacak ama bu sizin beğenilerinizle olacak. 1750 beğeni geçmemiz takdirinde ve yorumlarda savaşacağınız başka bir şey var. Beğeniyi Falcao için attınız ya, yorumlarda da önemli 4 kişi arasında savaşacaksınız. Gerçekten mükemmel bir bölüm olacak ve yorumları da gerçekten aşırı merak ediyorum kimin kazanacağını. Onun için çok heyecanlıyım ama geçen videodaki sorduğum oyuncu seri mi, Luiz Gustavo mu sorusunu az bir farkla Luiz Gustavo kazandı arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Enkudu yerine Luiz Gustavo'yu alacağız ve bir sonraki bölümde dediğim gibi çift santrafora dönmemi istiyorsanız kesinlikle 1750 beğeni yapın. Hepinizden like bombalaması bekliyorum. Yeniyseniz kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Çok güzel serilerimiz devam ediyor arkadaşlar. Çok güzel videolara devam ediyoruz. Ve hız kesmeden sürekli videolar gelmeye devam edecek. Bu yüzden dediğim gibi abone olun, bildirimleri açın ki hiçbir detayı, hiçbir videoyu kaçırmayın arkadaşlar. Hadi bakalım, şimdi sırada Luiz Gustavo var. Sonrasında da arkadaşlar size transfer önerisi olarak sorumu soracağım. Bakalım kimi isteyeceksiniz? Hemen pozisyon olarak da MDO'yu seçelim, aratalım. Bu arada ben bütün kayıtlara girdim mi onları bir kontrol edeyim, sonra sıkıntı çıkmasın. Tamam, kayıtların hepsine girmişiz. Gustavo yazacaktım. Yazamadım galiba. Bir dakika, 81 rating miydi Gustavo? Ona bir bakalım arkadaşlar hemen. Luiz Gustavo çünkü. Öyle değil o zaman, şu şekilde yazacağız. Gusta yazalım. Direkt Gustavo yazalım. Bakalım, arama yapalım. Haydi bakalım, Luiz Gustavo çıkacak mı? Fenerbahçeli oyuncu çok az diye söylüyordunuz, kızıyordunuz bana. Alın işte size Fenerbahçeli oyuncu arkadaşlar. Hemen şöyle fiyat olarak 265 bin coins yazacağım. Bakalım 265 bin coins'e Luiz Gustavo çıkacak mı? 171 bin coins'e bile var. Şöyle 79 yapalım ve arkadaşlar 165 bin yazacağım bu sefer. 165 bin. Bakalım 165 bine Gustavo'yu bulabilecek miyiz? Bulamadık. O zaman 170 bin yazalım arkadaşlar. 175 bin yazalım. Hemen çıkar zaten arkadaşlar. Kaydet arama dedim. 171 bine var gördüğünüz gibi arkadaşlar. 167 bine bile var. Hemen 167 binlik olan Luiz Gustavo'yu takımımıza alıyoruz arkadaşlar. Luiz Gustavo hayırlı uğurlu olsun diyorum ve hemen al dedim. Gustavo da takımımıza hoş geldi. 79 rating, tam bir Müslüm Gürses değil mi abi? Gerçekten çok benzetiyorum. Evet, şimdi arkadaşlar tabii ki yükselteceğiz. Gustavo'yu takımımıza koyup Enkudu yerine Gustavo takımımıza gelecek ve direkt Enkudu'yu Gustavo'ya basacağım arkadaşlar. Yani şu an gaza gelmiş durumdayım. Enkudu'yu direkt Gustavo'ya basacağım. Tak diye böyle beşgen arttı. Güzel de oldu arkadaşlar. Hemen şöyle direkt ben yükseltiyorum. 28 bin coins'i veriyorum. Enkudu'yu Gustavo'ya bastım. Gustavo 84 rating oldu. Zaten kartındaki asalet de yani arkadaşlar gördüğünüz üzere mükemmel. Şut, uzaktan şutunu çok merak ettim Gustavo'nun, bakacağım. Çünkü mükemmel golleri var. Her takımda aynı gollerden birer tane atıyor en az. O yüzden bir uzaktan şutu 74. Mesela Gustavo'nun 74 ya abi. Atiba'nın kaç? Atiba'nın daha yüksekse bence... Evet tamam, Atiba'nın 62'ymiş. Ama Atiba'nın kartı şu an biraz daha düşük. Hemen arkadaşlar ben Gustavo'nun boost'unu birazcık yükseltmek istiyorum. Çünkü Gustavo diğerlerine göre düşük kaldı ve onu da hak eden bir oyuncu değil. Top kesmeyi hemen şöyle arkadaşlar bir 5-6 rating'e kadar yükseltelim. Yani maksimum 25 bin coins vereceğim. 25 bin coins verene kadar, yoksa ya da 50 bin vereyim, 50 bin. 6. seviyeye kadar yükselsin arkadaşlar top kesme. Hemen şöyle yükseltmeye devam edelim. Takım gerçekten efsane ilerliyor arkadaşlar. Şu boostları yükseltmek keşke bu kadar pahalı olmasa. Gerçekten bunların pahalı olmasına birazcık çıldırıyorum arkadaşlar açıkçası. Çünkü sinir olduğum bir durum yani. Bir sonraki bölüm için savaşacağınız oyuncuları şimdi sizlere söyleyeceğim. Bakalım bir sonraki bölümde kimi isteyeceksiniz arkadaşlar. Ben de çok merak ediyorum. Yani en beğendiğim soru, yani en merak ettiğim soru şimdiye kadar bu olacak. Bakalım arkadaşlar siz kimi isteyeceksiniz. Gustavo da takıma geldi. Takım yerine oturmaya başladı. Mükemmel bir Süper Lig kadrosu oluyor arkadaşlar. Yani şu an hayalimdeki Süper Lig kadrosu videosu çeksem herhalde bu oyunculardan oluşurdu. Daha da zaten güzelleşiyor. Falcao falan gelebilir eğer beğeni sayısı yeterli gelirse. Şimdi arkadaşlar şöyle söylüyorum sizlere. Bir sonraki bölümde sağ orta sahaya, bakın sağ orta sahaya diziliş değişeceği için Feghouli de değişmeyebilir bu arada. Yani İrfan Can Kahveci de değişebilir. Onu da söyleyeyim. Onu da yorumlarda belirtin kimin değişmesini istediğinizi. Sağ orta sahaya arkadaşlar 4 tane oyuncu var. Birincisi Tyler Boyd. İkincisi Victor Moses. Üçüncüsü Sofyan Feghouli. Ki Feghouli kalacak. Sağ orta saha kartı gelip sağ kanat kartı gidecek eğer Feghouli derseniz. Ve dördüncüsü ise arkadaşlar Hemen bakıyorum, Abdülkadir Ömür arkadaşlar. Dördüncüsü Abdülkadir Ömür. Dediğim gibi zaten ekranda hepsinin şu anda fotoğrafları var. Victor Moses, Tyler Boyd, Feghouli ve Abdülkadir Ömür. Bu dört oyuncu arasında yorumlarda savaş bekliyorum. Beğeniden fazla yorum gelmesin ama ya. Beğeni atın abi, yorum daha fazla geliyor ya. Bu videolara yorum daha fazla geliyor abi. Beğeni daha fazla gelsin lütfen. Dediğim gibi çünkü 1750 beğeninde de Falcao çift forvete dönüp Falcao Muriç ikilisini görmek istersiniz diye düşünüyorum. Şu an kadro bu şekilde arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Tabii ki çok daha iyi olacak. Yani mükemmel olacak. Hadi bakalım, hep birlikte bekliyoruz sizlerle birlikte. Ve şimdi arkadaşlar hemen hızlıca, bu arada şu anda kadrodaki oyuncu sayısını bir söyleyeyim. 2 tane Fenerbahçe'den oyuncu var. Yok, 3 tane Fenerbahçe'den oyuncu var. 1, 2, 3, 4 tane Galatasaray'dan oyuncu var ve 3 tane Beşiktaş'tan oyuncu var. Yani 2 video önce Beşiktaş kadrosu mu diyordunuz ve şu an 3, 3, 4 toplamda 10 tane 3 büyüklerden var ve 1 tane de Başakşehir'den oyuncu var. Onu da söylemiş oldum ve arkadaşlar şimdi sizlerle birlikte öncelikle bir paket açacağım. Sonra da bir maça gireceğim. Abi paketi çok merak ediyorum. Yani gerçekten bu videodaki paketi niyeyse çok merak ettim şu anda. Paketi normalde bak hep maçtan sonra açardım. Şimdi maçtan önce bir 50 binlik paket açasım geldi. Vallahi dayanamadım ya. Madem 50 bin bu kadar 50 bin ucuz bir şey. Açalım abi, ne olacak? 50 binlik paket açasım geldi. Niye bilmiyorum. Bir anlamı var mıymış? Yokmuş. 70'lik adam çıktı. Hemen arkadaşlar paketten biz vazgeçmemiz lazım. Bizim paket açmamamız lazım. Hemen yeniden Division Rivals'a giriyoruz. Takımımız daha da gelişti. Dünya klasmanı bir bize artık hafif geliyor arkadaşlar. Takımımız daha da gelişmeye devam edecek. Falcao falan geldiği zaman yani artık takımı nasıl tutacağız bilmiyorum. Takım ben tutamam açıkçası. 92 reytinge ulaştık çünkü ve mükemmel ilerliyoruz. Hadi bakalım arkadaşlar. O zaman maçımızı da yapalım ve bir sonraki bölüm için transfer önerilerinizi yorumlara da yazmayı unutmayın. Bakalım. Abi basit. Abi çok kolay. Bakalım yenebilecek miyiz? 2 video önce çok basit bir rakibe yenilmiştik. 1-2 tane gol atabilmiştik sadece, yani gerçekten ilginçti. Bakalım bu videoda neler olacak arkadaşlar, hep birlikte göreceğiz. Vedat Muriç başlıyor. İrfan Can Kahveci hemen uzaklaştıralım abi ve gollerimizi atmaya başlayalım. Feghouli, Sofyan Feghouli, Vedat Muriç sol ayakla vurursa atar, sağ ayakla da mı atar? Sağ ayakla atamaz tabii ki. Vedat Muriç ama şimdi sol ayakla, abi hep sağ ayakla vuruyor topa. Boşu boşuna sağ ayak. Ha, solla vur. Top sol ayağındayken de sağ ayakla vuruyor. Yani onu anlamadım. Gary Rodríguez. Abi yapma ya. Ne direkmiş arkadaş. Anlamadım ki bu kadar direkt. Luyendam artık bir gol at sen de. İlk video hariç gol atamadın ya. Luyendam'a da gol atamıyor. Abi yok, bu direkler bizi bitirdi ya. Muriç sağ ayağınla vurma artık şu topa. Abi direkt yeter artık. Ters ayağıyla vurduğu için hep direkten dönüyor ya. Oğlum bak yine sağ ayakla vurdu da neyse gol oldu Allah'tan. Yoksa gerçekten çıldıracaktım. Gary Rodríguez. Ah, Gary Rodríguez normalde böyle goller çok atar aslında. Vida sen bari at be kafa golü. Abi atamıyorlar kafa golü. İrfan Can. Ah be. 2-2 maç şu an. Kazanamazsam çok üzüleceğim. Ben bu maçı çok kazanmaya inanmıştım çünkü. Feghouli lütfen. Evet. Fegouli'den güzel bir gol geldi ve müthiş fırsat. Bu fırsatı kaçırmamam lazım arkadaşlar. Vedat Muriç bitiriciliğini yine konuşturmaya başladı. Şöyle içeri. Geri Rodríguez'e bir orta. Rodríguez vuramadı. Yanlış bir orta açtım ve maç 4-4 olmuş. Yani ben öndeyim diye rahat rahat orta açtım. Muriç lütfen. Muriç. Vedat Muriç 5-4 yaptı durumu. Feghouli abi bak bu hata gol atma. Aa. Allah'tan top kaybı yaptı. Ben öyle arapasına basınca direkt Vedat Muriç'in önüne atar diye düşündüm. Direkt koştuğum yöne doğru pas attı ya. Abi bu FIFA'yı ben bazen anlamıyorum. Bazen gerçekten bu FIFA'yı anlamıyorum. Aşırı derecede korktum yani, içimi yedi. Neyse ki arkadaşlar sıkıntı çıkmadı Allah'tan. Vallahi çok fena korkmuştum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar daha 9.900.000 coins'imiz var. Yani bu hesapta daha bu kadroyu çok geliştirebiliriz. Daha bütün oyuncuları 85 reytingi geçireceğiz filan, bir şeyler yapacağız. 3 tane 84 reytingli ve 2 tane 83, 3 tane de 83 reytingli oyuncu var. Gerisi 80 ve 82 reyting arası ama daha da yükselecek arkadaşlar bu takım. Dediğim gibi Tyler Boyd'u mu alayım? Sofyan Feghouli'yi mi alalım? Yoksa Victor Moses mı? Yoksa Abdülkadir Ömür mü? Bunu yorumlarda sıkı bir şekilde tartışın. Bakalım en çok beğenilen yorum kim olacak? Burada da videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalına abone olmayı, video like ve yorum atmayı kesinlikle unutmayın. Like atmayı unutmayın lütfen. Kanala abone olup video like ve yorum atmayı unutmayın. Bu benim için çok önemli. Bu seriler en etkileşim içinde olduğum seri için like ve yorum bu serilerde 2 kat önemli arkadaşlar. O yüzden dediğim gibi bunları yaparsanız gerçekten çok ama çok sevinirim. Hepinizi çok seviyorum. Bunu da hiç unutmayın. Burada videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Şuradan kanala abone ol butonuna basarak kanala abone olabilirsiniz. Ve şuradaki iki videodan herhangi birisine tıklayarak da efsane ötesi mükemmel bir videoya gidebilirsiniz. Gerçekten harika bir video var orada da. Oraya da gitmeyi unutmayın arkadaşlar. 20 saniyeyi tamamlamak için şu anki konuşmalarımı uzatmam gerekiyor biliyorum ama neyse. Hoşçakalın. Sizleri gerçekten çok seviyorum. Ve bay bay.